önce gelirse, kalırsa, eğer ikinci tur olursa tabii öncelikle ve ikinci tura Muharrem İnce kalırsa zaten Saadet Partisi'ne ve İyi Parti'ye, daha doğrusu Temel Karamollaoğlu'na ve Meral Akşener'e oy verenlerin önemli bir kısmı CHP alerjisi nedeniyle Erdoğan'a oy verir hesabı var. Stratejinin belki de en önemli ayağı, geride kalan tek ayağı bu. Ama bu da pekala etkili olmayabilir. Bunun şartı da tabii ki diğer adayların, ikinci tura kalamayacak olan diğer adayların aktif bir şekilde muhalefetin ikinci tura kalacak olan adayının yanında yer alması. Muharrem İnce biliyorsunuz daha ilk günden itibaren eğer Meral Akşener ikinci tura kalırsa kendisini otobüslerine girerek kampanyasına aktif bir şekilde katılacağını beyan etti. Meral Akşener ilk olarak buna tepkisi şu oldu. Muharrem Bey de benim ikinci tura kalacağımı anlamış anlaşılan diyerek teşekkür etti. Daha sonra bir vesileyle eğer o kalırsa kendisinin destekleyeceğini onun kadar angaje bir şekilde olmasa da telaffuz etti. Belki şu anda Erdoğan'ın kurabileceği oyun planının belki de yegane unsuru bu olacaktır. Muharrem İnce kalırsa sağ seçmenin önemli bir kısmı ona oy vermez. Meral Akşener kalırsa da özellikle Kürt seçmen, HDP seçmeni ona oy vermez. Şu ana kadar yaşananlardan HDP seçmeninin Muharrem İnce'ye karşı belli bir sempati, en azından empati duyduğunu ve oy verebilir bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni bir Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi, Kürt meselesini telaffuz etmesi, dünkü yayında söylediği ki bence çok önemliydi. Ben dokunulmazlıkların kaldırılması aleyhine oy verdim. Eğer dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı Selahattin Demirtaş içeride olmazdı ve referandumda evet çıkmazdı dedi. Ve biliyoruz ki Diyarbakır'a mitinge gittiğinde de Demirtaş'ın anne ve babasını da ailesini de ziyaret edecek. Yani Demirtaş, Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması durumunda HDP oylarını alması çok zor olmayacağı benziyor. Ancak İYİ Parti'ye gitmiş olan, daha doğrusu Akşener'e gitmiş olan oyların bir bölümünü alamama hesabı herhalde AK Parti ve Erdoğan tarafından yapılıyor. Tersi durumda da Akşener'in kalması durumunda da HDP oylarının ona gitmeyeceği üzerine hesap yapılıyor. Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla Erdoğan'ın stratejisi büyük ölçüde kendi gücünden ziyade karşı tarafın zaafları üzerine inşa edilmek durumunda. Yani ikinci turda bu bloğun aynen olduğu gibi tekrar birlikte hareket edemeyeceği varsayımı üzerine gidiyor.